أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد سيدنا محمد وعلى سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bizleri yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar edip kalplerimize iman nimetini bahşeden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar. Onun Habibi alemlere rahmet, kainata rahmet, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayetler hürmetine, okuyacağımız hadisler hürmetine Rabbim bizleri bağışlasın. Bu gece hürmetine, mübarek cuma gecesi Rabbim inşallah bu camiden çıktıktan sonra annelerimizden doğar gibi bizleri günahsız eylesin. Rabbimiz gönlümüzden, kalbimizden geçen her türlü hayırlı muratlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin, karin eylesin. Rabbim bizleri kendisinden başka hiç kimseye muhtaç eylemesin. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ilim yolundan bir yola girerse, o yola başvurursa, Allah o kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır. Ve her zaman söylüyoruz ki, sohbetlerin başında bunların hatırlatmasını yapıyoruz ki, daha çok iştiyaklı olalım. Böyle camiye karşı, ibadete karşı, namaza karşı, sohbete karşı, gönlümüzde böyle biraz daha çok sevinç ve muhabbet olsun. Yani cennete giden yollarından birisi Rabbimizin ilim meclislerinde oturmaktır. Böyle oturup dinlemek, ayet dinlemek, hadis dinlemek. Rabbim inşallah kıymet bilmeyi, değer bilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle namazdan çıktıktan sonra sahabeler grup grup yuvarlak oluştururlardı, halka yaparlardı. Birisi sure okur, diğerleri tekrar ederdi. Birisi ayet okur, diğerleri tekrar eder. Bazı ayetler üzerinde birbirleriyle konuşurlar, istişare ederler. Bazı sahabeler de böyle halka oluşturup Peygamberimizden duydukları hadisleri ezberlerinin tekrarını yaparlardı. Bu nedir? Allah'ın istediği bir şeyle meşgul olmaktır. Zaten insan şunu bilmeli ki, eğer güzel ve iyi bir şeyle meşgulsen Allah seni seviyor demektir. Ama meşgul olduğun şey Allah'ın razı olmadığı bir şeyse, mesela ömrümüzü geriye bırakalım. Sadece bugün sabah uyandık. Sabahtan bu saate kadar saat 8. Neler yaptık bugün? Yaptıklarımızın hangisinden Allah razı, hangisinden Rabbimiz razı değil? Bu günü, sadece burayı, bugünü düşünelim. Geçmişe gidersek işin içinden çıkamayız. En azından bugüne bakalım mesela neler yaptık. Eğer bugün sen güzel şeylerle meşgul olduysan, o zaman Allah seni seviyor demektir. Ya ben bugün pek güzel şeylerle meşgul olmadım. Allah hani bizi Rabbim münezzeh etsin, beri etsin. Sizleri de ben tenzih ediyorum tabii. Sadece kendimizi suale, hesaba çekmek için soruyorum. Peygamberimiz bizlere hep tavsiye eder.
Hasibu enfusekum qabla en tuhasibu. Allah sizi hesaba çekmeden evvel kendi nefsinizi hesaba çekin. Peygamberimiz bize emrediyor. Bugün ben Allah için neler yapabildim? Bu işte sabahtan beri ne yaptım, neyle meşgul oldum? Kendimize sorduğumuzda güzel cevaplar alabiliyorsanız, ya güzel şeylerle meşgul olmuşum bugün, o zaman ne mutlu bize. Rabbim inşallah her zaman sevdiği şeylerle meşgul olmayı bize nasip etsin. Zaten ister istemez insan neyi seviyorsa, neyle çok meşgul oluyorsa bu simasından belli olur yani. Dışarıdan bir bazen görürsün, haramla meşgul olan adam kendini belli eder. Anlayan anlar. Ehli olan anlar, bilenler bilir. Ama Allah'ın razı olduğu şeylerle meşgul olan insan da kendini belli eder. Peygamberimize sordular, ya Resulallah, senden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlar senin ümmetin. Evet buyurdu Peygamberimiz. Son peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, bu kadar insanları kıyamet günü Hazreti Musa'nın ümmeti olacak, Hazreti İsa'nın olacak, Hazreti İbrahim'in olacak, ümmetini nereden tanıyacaksın ya Resulullah dedi. Peygamberimize soru soruyor. Gerçekten de düşündüğümüz zaman o kadar peygamber var. 224 bin peygamber var bir rivayete göre. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber var. Hadi 25 diyelim ya, 220 bin diyelim, fark etmez. Bu kadar peygamberlerin her birisinin ümmetleri var. Tabii peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. En kalabalık ümmeti Allah ona bahşetmiştir. Ya Resulullah, nasıl tanıyacaksın ümmetini? Peygamberimiz şöyle cevap vermiş aleyhissalatü vesselam, buyurmuş ki bir sürüye sahip olan bir çoban koca sürünün içerisinden hayvanlarını çok detaylı tanır. Çobanlık birçoğumuz belki yapmışızdır. Peygamber mesleğidir yani. Peygamberimiz hani çobanlık yapan adam sürüsünün içerisinde 30 tane de olsa 40 tane de olsa bilir yani. Ayağından tanır, beneğinden tanır, ne bileyim yürüyüşünden tanır, boynuzundan tanır. Başka sürüye karışsa bile kendi hayvanını tanır. Bu sadece bir benzetmedir. Resulullah Efendimiz daha iyi ifade etmek için aleyhissalatü vesselam böyle bir benzetme yapıyor. Kıyamet günü ben de ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım diyor. Vallahi kardeşim, abdestin varsa Resulullah seni tanır. Ha, sadece abdest alıp namaz kılmamaktan bahsetmiyorum. Abdest alan adam, şimdi böyle deyince ya hoca abdest alınca peygamber tanıyormuş. Şimdi sadece abdest alır namaz kılmaz, olmaz öyle. Biz genelde böyle şeyleri çok severiz. İşte Kadir gecesi ibadet edersen sabaha kadar Allah seni affedecek. Sabaha kadar ibadetimizi yapıyoruz. Ondan sonra o haram bu helal, haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım gibi yaşıyoruz. Ne de olsa Kadir gecesi namaz kıldık. Allah affeder. Biraz akıllı olmak lazım yani. Biz Rabbimizi kandıramayız haşa. Kıymetli Müslümanlar, geçen haftaki ayetler birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemiştim. Bu hafta Bakara suresi 178. ayeti inşallah anlatmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, önceki ayette hatırlattım ya sizlere, hani namazı dosdoğru kılın, sözünüzde durun, falancacıya iyilik yap, en mükafatı olan sadaka aileye yapılandır, akrabaya yapılandır diye anlattık. Şimdi de Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayette Kur'an'ın ahkamından bahsedecek. Yani bazı şeriat kurallarından. Şunu yaparsanız cezası şudur. Örnek veriyorum, ileriki ayetlerde gelecek. Hırsızlığın cezası nedir? Evli olup zina yapan kişinin İslam'a göre cezası nedir? Yalancılıkla hayatını meslek haline getiren bir insanın cezası nedir? Bunların hepsi Kur'an'da var. Ama bunu anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kıymetli Müslümanlar, Müslüman özü sözü doğru olan bir olandır. Yarım Müslüman olmaz, çeyrek Müslüman olmaz. Müslümanın tarifi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Mü'minin suresinde müminin tarifini yapmıştır. Onun için ayetlerin hükümlerini bazen adam mesela diyor ki ya ben evet Müslümanım ama şeriatı kabul etmiyorum. Sen Müslüman değilsin, kusura bakma. Ben Müslümanım ama ya işte tesettürü, başörtüyü kabul etmiyorum. Sen Müslüman değilsin. Ben Müslümanım ama bu zamanda da faizsiz olmuyor. Sen Müslüman değilsin. Ya hocam çok sert konuştun. Ben konuşmuyorum kardeşim. Aç Kur'an'ı sen de oku. Senin okuduğun Kur'an'ı ben sana anlatıyorum yani. Sen de okuyabilirsin bunu. Onun için böyle yanar döner Müslüman olmaz. Müslüman kıblesi bellidir, peygamberi bellidir, din bellidir,
Kur'an bellidir, sünnet bellidir. Allah bunu anlatmış. Yasağı yasak demeyi emretmiş. Helale helal demeyi Allah emretmiş. Bunun namı cimi yok. Bu kadar. Müslüman inandığı dini yalanlayamaz haşa. Adam mesela şimdi diyelim ki bu hükümlerle ilgili bazı şeyleri anlatacağız bu ayette. Ya böyle şey olur mu? Allah korusun. Ayete insan böyle diyebilir mi? Hani sen Müslümanım, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun anlattığını kabul etmiyorsun. Böyle Müslümanlık olmaz kardeşler. Kısacası Müslüman iman ediyorsa kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Rabbimizin gönderdiği her şeye inanmak zorundadır. Buna inanıyorum. Seviyor musun? Seviyorum. İçindekinden bir şey okunca ya bu kadar da olur mu? O zaman sen daha imanın tam değil. Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah'ın yanına gelip dedi ya, ya Resulullah seni işte canımdan, çoluk çocuğumdan çok seviyorum. Peygamberimiz buyurdu ki ey Ömer olmadı dedi. Olmadı. Sonra Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah nefsim, canım, malım, çoluk çocuğum her şeyden öte seni seviyorum. Sonra Peygamberimiz ne buyurdu? Ey Ömer işte şimdi kamil manada iman ettim. Demek ki yarım olmaz. Namazımı kılayım, öbürünü kabul etmem. Yok kardeşim bak, bu İslam anlayışı kıldan ince, kılıçtan keskindir. Yarın hepimiz Allah'a hesaba çekecek. Dini kabul ediyorsan Allah'ın hükümlerini kabul etmek zorundasın. Ha, etmiyorsan o zaman sen bu dinin mensubu değilsin. Bu kadar basit. Alkol haram değil ya. Ben pek şey yapmıyorum ama ben Müslümanım. Cuma'ya da giderim, namazı da kılarım. Ama ben alkol haram olduğunu düşünmüyorum. Ne olacak? Evde içiyorum, kimseye zararım yok. Sabah kalkınca ayılıyorum. Bunu söyleyen bir insan küfre girer. Kafir olur. Açık. Şimdi kardeşlerim, şuradan bir çocuğumuzu bile kaldırıp anlatsak ona, ona da sorsak, o da anlayacak, bilecek bunu yani. Onun için ayeti okumadan önce söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumak değil mesele. Onu kabul etmektir aslında. Mesela biz kendimiz bir şey uygulamak istediğimiz zaman bazen yani taş üstünde taş koymuyoruz. Allah dostlarından birisi vaaz ediyor. Daha evvelden bunu anlatmıştım. Yani bunları kabul etmemiz gerektiğini ifade etmek için söylüyor. İslam'ın hırsıza verdiği hükümlerden bahsediyor. Cemaatten birisi kalkıyor. Hoca hangi devirde yaşıyorsun sen diyor. Ne diyorsun, ne kol kesmesi, ne hırsıza... Bırak diyor ya, camiyi terk edip gidiyor adam. Biliyorsunuz böyle bazı tür konularda meşhurdur böyle insanlar. Ama onlara da haddini bildirmek lazım. Kimse Allah'ın dinine karşı gelemez. Hele ki camide hiç gelemez. O konuda Hazreti Ömer gibi olacaksın. Keskin. Kimseye dinini sözle, lafla, imayla dahi olsa çiğnetmeyeceksin. Kardeşlerim, hani bu bizim bazen adam ayyaş da olsa, sarhoş da olsa kalbindeki o iman var ya, biraz insanın ne olduğunu belli ediyor. Böyle İstanbul'da Eyüp Sultan'da minibüs kalkıyormuş böyle. Adam muavin bağırıyor. Eyüp, 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 Eyüp. İşte hani muavinler bağırır ya böyle. Oradan elinde şişe var adamın, sarhoş. Şşş demiş. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Eyüp Sultan Hazretleri diyeceksin. Senin çocukluk arkadaşın da mı Eyüp diyorsun sen diyor. Sarhoş söylüyor bunu bak. Adam kalbinde var bir şeyler demek ki. Ha bu bile çok güzel bir şey. Niye? Ha sarhoş da olsa eğer inkar etmiyorsa küfre girmez. Ya ben içiyorum ama haram olduğunu biliyorum. Bu kafir olmaz bu insan. Ya ben Ramazan orucu ya da namaz. Yani inkar ederse küfre girer. Ama yapamıyorum, nefsime galip gelemiyorum. Mesela bir hanım kardeşimiz diyelim ki tesettür konusunda yapamıyor. Ya ben işte başımı kapatamıyorum. Allah'ın emri kabul ediyorum ama yapamıyorum. Tamam. Burada kurtarır payı var mı Allah bilir. Ama ben böyle şeyi kabul etmiyorum. Bu küfre götürür insan. O hoca efendi vaaz etti. Adam ne dedi? Dedi ki hocam dedi ya sen hoca ne diyorsun sen? Bu devirde çıktı gitti camiden. Ertesi hafta cumaya gelmiş tekrar. Elini kaldırıyor. Diyor ki hocam buyur. Geçen hafta diyor ben bağırmıştım ya sana. İşte sen hırsızın kolu kesilmesi lazım. İslam'a göre hırsızlık yaptığında demiştin. Ben de kabul etmedim. Karşı geldim sana. Evet. Benim arabam çaldığımda diyor.
O hırsızı bir yakalasam diyor, değil elini, kafasını keseceğim onu diyor. Bak gördün mü? Bize dokununca nasıl kesiyoruz değil mi? Ama Allah hükmedince bu kadar da olur mu? Ya kardeşim, taş üstüne taş koymuyorsun. Sana gelince, sana dokununca güzel, her şeyi yapıyorsun. Allah emredince vay efendim böyle olur mu? Öyle bir şey kardeşlerim, Müslüman teslimiyette olacak. Kur'an ayeti okundu mu? Aman şu mu, öyle mi, olabilir mi? Yok, Allah mı emrediyor? Canımız feda olsun diyeceğiz. Yapamıyorsan da en azından o sarhoş adam hani demiş ya, şşt demiş lan Eyüp Sultan Hazretleri diyeceksin. Arkadaşım mı? En azından yapamıyorsan inandığını, imanını ortaya koymak için karşı gelmemek lazım. Kıymetli Müslümanlar, bir örnek verip ayete geçeceğim hemen. Çok detaylandırmayacağım ayeti. Mesela şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i seviyoruz değil mi çok? Elhamdülillah. Evlerimizde böyle tozlanmasın diye sileriz. Güzel kapların içine koyarız. Evimizin güzel köşesine asarız değil mi? Belimizden aşağı olmasın deriz. Hatta bir yere gittiğimizde Kur'an-ı Kerim görürsek ayaklarımızı uzatmayız. Hürmet ederiz Kur'an'a. Şimdi böyle güzel bir saygımız var Kur'an-ı Kerim'e. Geçmişten beri atalarımızdan, Osmanlı Devleti'nden, kurucularından kadar. Osman Bey daha evveli mesela kardeşlerim. Yani saygıları, hürmetleri günümüze kadar onların kanını taşıyoruz çünkü. Onlar saygı göstermiş, dedelerimiz, ana babamız göstermiş. Biz de gösteriyoruz. Hiç bilmeyen bir adam bile Kur'an belden aşağı tutulmaz olduğunu bilir yani. Okumayı bilmeyen adam bile. Şimdi kardeşlerim, bir padişah düşünün. Yani bu Kur'an'ı kabul etmekle ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Lütfen iyi dinleyin, ne demek istediğimi iyi anlayın. Bazen bu meseleleri anlatınca aklınızda bir soru olabilir. Bazen anlattığımız zaman farklı anlaşılabiliyor. Kardeşlerim, biz bütün sorulara açığız. İstediğiniz zaman mesela sohbette bir şey duydun. Ya Allah Allah, ben böyle bilmiyordum. Gelip soracaksın. Hemen ya vay bu hoca böyle demiş, hadi gideyim. Mesela ben çok yaşadım bunu. Adam küsüp gidiyor. Sonra işin aslını öğrenince ya hocam ben yanlış anlamışım deyip geri dönüyor. Yanlış anladığın bir şey varsa sor. Çekinme ya. Adam yiyecek değiliz yani. Gel hocam sen bunu anlattın ama ben böyle bilmiyordum. Mesela soran abilerimiz var. Allah razı olsun, ne güzel, ben seviniyorum. Ha diyorum ki cemaatimiz dinliyor demek ki. Sormaktan çekinmeyin. Sorun. Yanlış anladığınız bir şey de olabilir. Ya da ben de yanlış anlatabilirim ya. İnsanız. Bir saat konuşuyoruz sonuçta. Bir saat konuşmak kolay değil. Arada mutlaka bilmeden dilin sürçebilir. Farklı kelime kullanabilirsin. Yani yanlış bir ifadede bulunabilirsin. Ha, belki sen beni uyarırsın. Ben de ne yaparım? Bir dahaki hafta derim ki ya ben yanlış anlatmışım. Geçen hafta biri beni uyardı derim. Düzeltirim. Onun için böyle anlattığımız meselelerde size farklı gelen şeyler varsa onu gidip yaymadan evvel gelip sorun mutlaka. Adamın birisi camiye giriyor kardeşlerim. Hoca da abdesti anlatıyor, teyemmümü anlatıyor, teyemmüm. Diyor ki hoca, eğer diyor bir adam teyemmüm alırsa toprakla, sonra iki kişiler diyelim, birisi teyemmüm alıyor, diğer arkadaşını da su almaya gönderiyor. Bineğine eşekle gidiyor diyelim. Su almaya gidiyor bu. Bineğini işte su almaya gidiyor. Adam da toprakla abdest almış. Namaza duracak. Sonra duydu ki af buyurun, eşek anırdı oradan. Namazdayken duydu. Nedir, ne demek bu? Arkadaşım geldi. Belki de su getirdi. Hoca da diyor ki eşek anırdığını duyarsa namazın bozulur diyor. Su geldiğinin anlamına geliyor bu. Adam da o esnada içeri girmiş tam. Sonra gidip her yerde konuşmuş. Ya demiş ki falanca hoca diyor ki eşek anırırsa abdest bozulur diyor. Halbuki mesele ne? Başka başını dinlememiş. Ha, onun için diyorum. Bazen sohbetin yarısında camiye girebilirsin. Adam anlatmıştır. Sen sonuna denk gelmişsin. Bir bakmışsın ki başka mesele. Ha bir sor onu. Bitince ya hocam sen böyle dedin ama ben anlamadım bunu. Demek lazım yani, sormak lazım. Bir padişah düşünün. Diyelim ki Ankara'da padişah İstanbul'a gidecek. Vezirine bir yazı yazdı. Dedi ki ben falanca gün mektup gönderiyor. Eski zamanı konuşuyorum. Mektup gönderiyor. Ben işte 10 gün sonra İstanbul'a geleceğim. İstanbul'da kalmam için bana bir yer ayarlayın. Padişah yazıyor. Altına mührünü, imzasını basıp gönderiyor. İstanbul'da padişahın elçileri alıyor yazıyı. Okuyorlar. Diyorlar ki vay padişah ne demiş? İşte bana bir ev yapın.
ben falanca tarihte geleceğim. Padişahın yazısı bu. Toz tutmasın, güzel bir yere asalım. Aman bir şey olmasın. Padişahın yazısına hürmet ediyor adam. Ama padişah ne dedi ona? Bir yer yap bana, yer hazırla ben geliyorum. Ama içindekini yapmıyor. Kağıda çok önem veriyor. Aman padişahın yazısı çizilmesin, yırtılmasın, buruşmasın. Padişah yazmış, altında mühürü var. Ama içindekini de yapmıyor. Aradan gün geçti, padişahın dediği gün padişah İstanbul'a geldi. Bir de bakmış ki ev yok ortada, padişah bir yer hazırlanmamış. Adam da padişah diyor ki, padişahım sizin kağıdınızı ben çok sevdim, belden aşağı indirmiyorum, çok saygı duyuyorum. İşte buruşturmadım, etmedim, bu sizin kağıdınız. Padişah ne diyecek? Ben sana orada bir emir verdim, emrini yerine getirmedim. Aynı mesele bizim Kur'an'daki meselemiz kardeşler. Allah Kur'an göndermiş, hüküm göndermiş. Çok seviyorum Kur'an'ı. Tozlanmasın, belden aşağı düşmesin. E içindekini yapıyor mu? Ya, emekli olunca bakarız inşallah. Bakarsın, bakarsın. Azrail Aleyhisselam da sana bakar o zaman. Onun için kardeşlerim, Kur'an'ı sadece saygı duymak yeterli değil. Ha, güzel bir şey mi? Evet. O saygı bir gün sonra seni imana götürür, ibadete götürür. Ama içindekileri yapacağız. Ayet-i Kerime'yi okuyorum. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutibe aleykumul kısas. Allah sizin üzerinize kısası farz kılmıştır. Şimdi bir emir var. Allah sizin üzerinize kısası farz kılmıştır. Peki nedir bu kısas kardeşlerim? İslam'a göre diyelim ki bir adam öldürüldü. Örnek veriyorum. Evladın var, çocuğun var, bir yakının. Senin çocuğunu öldürdüler. Bugün kardeşlerim kanunlar ne yapıyor? Diyor ki adam öldürmenin cezası mesela 30 senedir diyor. Aradan 5 sene geçiyor, bir af çıkıyor. Adam 6 sene yatıp çıkıyor dışarıya. Sonra dışarıda geziyor. 6 tane leşim var diyor benim. Dışarıda sokakta geziyor sonra. Şöyle yaptım, böyle ettim diyor. Peki İslam ne diyor buna? Yani bir senden, ailenden biri öldürülürse, şunu anlatırken de bu meseleyi, ayeti anlattığım zaman, hocam o zaman biz bunu yapalım demek için söylemiyorum. Neden? Çünkü bugün Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmek için bir mahkeme lazımdır. Devletin Kur'an'la yönetilmesi lazımdır. Sen şimdi kafana göre çıkıp bunu uygulayamazsın. Ayette diyor ki Allah, Allah size kısası farz kılmıştır. Namaz gibi farz. Ne demektir kısas? İslam'a göre birisi senden birini öldürürse aynısını sen de ona yapacaksın. Kolunu mu kesti senin? Sen de onun kolunu keseceksin. Kulağını mı kesti? Sen de onun kulağını keseceksin. Şimdi kardeşlerim, böyle bir hükmün olduğunu düşünün şimdi. Bir adam öldürmeye cesaret edebilir mi? Niye? Ya ben bunu öldürürsem bu da beni öldürecek. Çünkü kanun olsa bu mesela, inanın her gün elhamdülillah ben eşimle anlaştım, evime televizyon sokmadım. Ya psikolojisi bozuluyor insanın. Bazen bir misafirliğe falan gidiyoruz. Haberleri açıyorlar, deliriyoruz ya. Diyorum ki iyi ki evimde televizyon yok elhamdülillah. Her gün bir ölüm. O onu vurmuş, bu bunu kesmiş, bu bunu asmış. E ne oluyor sonra? Burada da oldu biliyorsunuz. Yani geçen birisini öldürmüşler, gömmüşler, bilmem ne yapmışlar. Bak adam giriyor içeriye. 15 yıl, 20 yıl yatıyor. 25. yıl bir af çıkıyor. Adam katil aramızda geziyor. Yarın bizi de gömebilir. Mesela örnek veriyorum. Kardeşlerim, Kur'an'ın hükümleri toplumun huzuru içindir. Yani Allah hiçbir zaman kullarının, insanların huzursuzluğunu istemez. Allah bir şey emretmişse bu bizim huzurumuzu istediği içindir. Şimdi ayette ne diyor? Allah size kısası farz kılmıştır. Eğer birisi sizi öldürüyorsa, çocuğunuzu, ailenden birisini, kolunu mu kesti, vücudunu mu yaraladı? İslam'a göre sen ona aynısını yapma hakkına sahipsin. Şimdi bu kural geçerli olmuş olsa, bugün ne kimse kimseyi vurabilir, ne kimse kimseyi kesebilir, ne kimse kimseyi öldürebilir. Niye? Ya ben ne yaparsam aynısı bana yapılacak. Bunu kabul edemez kimse kolay kolay. Ha, tamamen ölümü göze almıştır, ayrı mesele. Ama adam bile bile ya ben 20 yıl yatarım çıkarım diyor, ne olacak? Vurayım şunu gitsin diyor. Özellikle mesela kardeşlerim, doğu bölgelerinde hala kan davalarının devam ettiği yerler var. Mesela biz Erzurumluyum biliyorsunuz. Böyle gittiğimiz aileler var, aracı oluyoruz. Adam yok diyor ya.
Ya benden gidecek ya ondan gidecek. Bir benden bir ondan. 20 senedir devam etmiş. Bir çocuğunu o almış, o onun çocuğunu vurmuş. Senelerdir. Bak, bu kan davası peygamberimizden önce de vardı. Peygamberimizin İslam geldikten sonra kaldırdığı ilk şey nedir? Kan davasıdır. Cehalet var, bilmiyor insanlar. Ama şimdi hükümleri anlatacağım. Mesela ayetin devamında el hurru bil hurri, hür olana karşılık hür olan, vel abdu bil abdi, ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz Celle Celal buyuruyor, köle olana köle, kadın olana kadın kısas edilir. Mesela bir erkek bir erkeği vurmuşsa, onun ailesinden biri onun hakkını alabilir İslam'a göre. Ama tekrar söylüyorum, bunun için bir mahkeme lazım. Hakim karar verecek. Neden? Çünkü bunun hükümleri var. Detayları var yani. Ne detayı var mesela kardeşlerim? İslam diyor ki, kısasa karşılık 3 hakkınız vardır. Bu hükümleri bilmek lazım. Ya hocam, sen bunları anlatıyorsun ama şu anda günümüzde bu hükümler uygulanmıyor. Kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, kim diyor İslam'dan bir mesele öğrenirse, bir mesele, bu amel edilsin veya edilmesin. Yani uygulansın veyahut uygulanmasın. Bir mesele öğrenmek 1000 rekat nafile namazdan faziletlidir. Bakın 1000 rekat. Şimdi bir adam 1000 rekat namaz kılsa orada, siz de şu anda bu meseleyi öğreniyorsunuz değil mi? O 3 günde 1000 rekat kılamaz. Sen 1 dakikada bir şey öğrenirsin. O 1000 rekattan daha büyük fazla sevap alıyorsun. Neden? Çünkü Kur'an'ın hükmünü öğreniyorsun. Orada tatbik var, namazda uygulama. Burada öğrenme var. Bu hükmü de tatbik etme var. Şimdi 3 hak veriyor İslam kısasa. Hani biz her hafta ayet ayet gittiğimiz için mecburen sırayla gidiyoruz ve denk gelen ayetleri izah ediyoruz. Birincisi ne? Kısasa karşılık kısas. Yani kendi ailesinden birisi öldürüldüğü zaman bu adam da karşı tarafa aynısını yapma hakkına sahiptir. 2. Bunun karşılığında bir bedel isteyebilir. Bedel. Sen benim işte oğlumu öldürdün. Ben seni öldürmekten vazgeçiyorum, seni affediyorum. Ama bunun karşılığında bir bedel istiyorum senden. Ne kadar? Şu kadar para istiyorum. Vermek zorundasın. İslam'a göre böyledir. Üçüncüsü ne? Tamamıyla affetmek. Ve en çok tercih edilmesi gereken de budur. Şimdi kardeşlerim, ayetin devamında Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُفِ. Diyor ki Rabbimiz, fakat diyor bir kişi diyor kardeşi için, yani bak öldürene de kardeşi diyor. Neden? Demek ki bir Müslüman da bu hataya düşebilir. Hazreti Musa aleyhisselam bir adama tokat attı, adam öldü. Peygamber. Bilerek yapmadı ama tokat attı, adam öldü yani. Bazen oluyor, adam konuşuyorsun, bir ittiriyorsun, düşüyor, ölüyor adam. Bunlar olabiliyor yani. Ha, bunlar hatayla olanlar. Şimdi birkaç hükmünü anlatıp bir meseleyle konuyu bağlayacağım inşallah. Ayetin son kısmında Allah Celle Celaluhu diyor ki, sizden diyet istenirse, yani birini öldürdün, adam seni öldürmekten vazgeçti, karşılığında diyet istiyor. Şu kadar para ver, şunu ver, bunu ver, bunu güzellikle verin. Eğer buna rağmen Rabbiniz tarafından, Allah bunun için size bir hafifletme, bir acımadır. Eğer buna rağmen karşı geliyorsanız, ahirette bunun büyük bir azabı olacaktır diyor. Şimdi kardeşlerim, tekrar ediyorum. İslam'ın hükümleri, yani şeriatın hükümlerinin dünyada uygulanması ahirette sorguyu suali kaldırır. Mesela örnek veriyorum, bir insan bir adam öldürdü bugün. Şu kanuna göre, İslam'ın emrine göre ya affedilse veyahut diyet ödese ahirette bu adam bundan sorguya çekilmeyecek. Niye? Dünyada hüküm uygulandı. İslam'ın zaten maksadı budur yani. Zina yapan adam, işte evliyse cezası belli, ondan sonra bekarsa cezası belli. Veyahut hırsızlık yapan, cezası belli. İslam'a göre hırsızın cezası uygulandığında bu hırsız ahirette bir daha bunun hesabını vermeyecek. Neden? Çünkü dünyada uygulandı. İşte kardeşlerim, İslam'ın hükümlerinin uygulanmasındaki bir güzel taraf da bu. Hüküm uygulandı mı, cezanı çektiysen ahirette bir daha bundan sorguya çekilmeyeceksin. Şimdi kardeşlerim, ayet-i kerimenin çok izahı var. Bu ayet çok detaylı. Sadece şu 3 hükmü söyleyeceğim.
Bu hüküm, ayet-i kerimeye göre bir insan mesela birisini öldürmüşse, öldüren kişi akıllı ve buluğ çağına ermemişse eğer veya aklı noksan ise veya çocuk ise bu hususta sadece diyet istiyor ulemalar. Diyor ki bu ayete göre sadece karşılık istenir. Mesela buluğ çağına gelmemiş bir çocuk eline bir tabanca geçti, birini vurdu. Ne yapacaksın çocuğu? İslam'a göre öldürün demiyor Allah. Ne diyor? Sadece bedel isteyin bundan. Kısas yok. Aynı zamanda kasten öldürmesi gerekir. Yani kısas uygulanması için. Hani dedik ya, birisi ölüyorsa aynı şekilde sen onu öldürme hakkına sahipsin İslam'a göre. Ancak eğer kasten öldürmemişse, yani bilerek öldürmemiş adam, ittiriyor düştü öldü. Veyahut kazayla adam iş yerinde bir şey yapacaktı, ne bileyim bıçağı çekti, arkadaki adama saplandı öldü. Bu bilerek yapmamış bunu. Burada bellidir bu. Bilerek yapılan öldürmelerde bu üç hüküm geçerli. Üç hüküm. Eğer bilerek öldürmemişse yahut buluğ çağına erişmemişse sadece diyet istenir. Kısas yapılmaz, yani öldürülmez. Sadece para veyahut maddi bir şey talep etme hakkına sahiptir. Kardeşlerim, bununla ilgili şu hadis-i şerifi okuyayım. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاسِ Üç kişiden sorumluluk Allah kaldırmıştır. Namazın sorumluluğu kalkmıştır, ibadetin kalkmıştır. Ondan sonra İslam'ın hükmü kalkmıştır. Adam öyle yaşıyor ölene kadar. Kim bunlar? Üç kişidir bunlar. Birincisi, عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِضَ Uyuyan kişi uyanıncaya kadar. Bu adam sorumlu değil. Mesela daha önce de söyledim. Akşam saatini kurdun, erken uyudun veya gün içerisinde öğlen namazı vakti, ikindi namazı vakti tedbirini aldın. Hanım bak uyuyakalırsan beni kaldır namaza. Hanımın da uyuyakaldı, sen de uyuyakaldın. Bir kalktın namaz geçmiş. Bundan hesaba çekilmezsin. Ama yine de kazasını kılacağız. Ama Allah bundan hesaba çekmeyecek. Çünkü uyuyan insandan sorumluluk kalkar. Ne zamana kadar? Uyanana kadar. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çocuk buluğa erinceye kadar. Üç, deli olan akıllanıncaya kadar. Şimdi senin namazı kılmaman için ya deli olman lazım, ya çocuk olman lazım veyahut da uykuya dalmış olman lazım. Mesela hastanede yatırıyorlar adamı. Bir ay adam uykuda kalıyor. Ne olacak bu? Sorumlu değil. Çıkınca sağlığına kavuşur, kazasını yapar. Ama o dönemi Allah ondan mesul tutmaz. Keyfiyetten yapmamış adam. Bir aydır anesteziyle uyutuluyor mesela. Öyle çok hastalar var. Allah bütün hastalara şifalar versin. O hastaneden bahsedince böyle insan üzülüyor tabii. Yani Rabbim çaresiz sıkıntıda olan, derdi olan, bildiğimiz bilmediğimiz bütün Müslümanlara Rabbim şafi ismi hürmetine şifalar versin. Bu üç şeyden Allah sorumluluğu kaldırmış. Kardeşlerim, eğer bu üçünden bir özellik bizde yoksa, burada dinleyenlerin yoksa bizde, kardeşim namazı terk edemezsin, İslam'ı terk edemezsin, Allah'ın hükümlerini terk edemezsin. Yani sen bu sorumluluktan kaçamayacaksın. Kıymetli Müslümanlar, kaynaklarımızda bir kıssa anlatılır. Kıssayı anlatayım ayeti daha iyi anlamak için ve konuyu da bitirmiş olalım. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhum'un yaşadığı bir mesele anlatılıyor kaynaklarımızda. Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde. Hazreti Ömer halife Medine-i Münevvere'de genç bir delikanlı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmek için Medine'ye geliyor. Atıyla beraber Medine'ye yaklaştığında atını bir yere bağlıyor. İşte istirahat ediyor, dinleniyor. Orada vakit geçirirken atı bir adamın bahçesinden hurma ağaçlarına at zıplamış, ağaç koparıyor, dalları da kırılıyor. Adam atına doğru koşuyor tabii bahçeye zarar veriyor diye. O esnada bahçenin sahibi adam bunu görüyor. Elinde bir taşla koşarak geliyor. O genç delikanlı dur yapma etme diyene kadar taşı vurunca atın başına vuruyor. At düşüp ölüyor orada. Genç delikanlı da atını çok seviyormuş. Gerçekten bazen insan kalbinde vakit geçirdiği şeylerle ülfet oluşur. Mesela evine balık alıyorsun. Balık ölünce insan üzülüyor yani, değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşu ölen çocuğa bile taziyeye gitmiş ya peygamberimiz. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz ya. Evladım demiş, başın sağ olsun. Kuşun vefat etti.
Nasıl bir rahmet, nasıl bir ahlak var ya. Biz çocuk selam bile vermiyor. Çocuk ne anlar selamdan. Sen de çocuktun kardeşim ya. Sen de çocuktun bak. Ona göre yetiştir senden öncekileri. Elinin altındakileri, çevrendekileri. O delikanlı atını çok seviyor. Baktı ki at ölünce hemen o taşı, aynı taşı alıp adamın kafasına vuruyor. Adam da düşüp ölüyor orada. Bir sinirle tabii. O delikanlı pişman oluyor. Ya ben ne yaptım diyor ya. Hadi adam geldi sinirle. At öldü. Ya ben bu adamı öldürdüm. Ne yapacağım? Kimse de yok. İstese kaçıp gidebilir değil mi? Bırakıp gider orada. Medine'ye gelmiş peygamberin kabrini ziyarete. Kimse görmemiş etmemiş ama ben diyor bu adamı böyle bırakamam. Gidiyor araştırıyor. Çocuk adamın çocuklarını buluyor. Mesele böyle böyle babanız böyle yaptı. Ben de taşı kaldırdım vurdum. Babanız öldü diyor. Ben gidebilirdim kaçabilirdim ama bunu yapmak içime el vermedi. Bazen öyle yapıyor insanlar. Adam sokakta gidiyor birinin arabasına vuruyor bırakıp gidiyor. Ya kardeşim yarın bu adam var ya. Kıyamet günü o hakkı var ya senden öyle bir alacak ki sen onun arabasına vurup kaçıyorsun ya veya evine bir zarar verdin bakıyorsun ha kimse görmedi kaç git Allah görüyor Celle Celaluhu kaç kaç bakalım Allah'tan kaçabilecek misin? Kaçamaz ya akıllı olacak Müslüman ya sen bu adama zarar verdin kaçtın gittin ya yarın bu adam senden hakkını alacak parayla da kurtaramazsın ha orada bu sefer şunu vereyim sana geçmez ki para ahirette. Ne olur beni affet ya. Affeder mi? Kendisi bilir. Ayrı mesele. Ama orada para da geçmez. Ha, bu da parayla zararını çözebilirsin. Onun için insanların hakkına girdiğimizde öyle ulu orta bırakıp gitmeyelim. Bir hata mı ettin? Mesela bazen yaşıyor insan. Numaranı yaz, arabanın koy kenarına. Kardeşim senin arabana vurdum, beni ara de. Müslümanlık budur işte. İslam budur. Onu orada bırakıp kaçmak değil. Ha, kaç tane yapar bunu? 10 tane adamdan bir tane yapar. Ama işte bu İslam'dır kardeşlerim. İslam'ın ahlakı budur. Delikanlı diyor ki ben babanızı öldürdüm. Ne hükme verirseniz razıyım. Alıyorlar çocuğu Hazreti Ömer'e götürüyorlar. Halife Hazreti Ömer. Diyorlar ki ey Ömer bu adam Medine'ye gelmiş peygamberin kabrini ziyarete. Babamızla şöyle bir olay yaşamış. Babamızı öldürmüş. Biz bu adamdan hakkımızı istiyoruz. Mahkeme kuruluyor, karar veriliyor. Mahkemeye göre ne yapılması lazım? Az önce söyledim. Ne yapılması lazım? Onun öldürülmesi yapılıyor. Kısas yapılması lazım değil mi? Mahkeme kuruluyor. Kısas kararı alınıyor. Herkes tabii mahkeme heyeti var. Sahabeler var. Ya bugün kardeşlerim örnek veriyorum. İslam'ın şeriatı uygulanacak olsa bu konuda bilgi sahibi kaç tane hakim toplayabiliriz? Ben kendime söylüyorum mesela. Bana deseler ki gel işte İslam'ın hükümlerini karar vereceksin. Kaç tanesini biliyoruz? Bir iki tane biliyoruz yani. En iyi hocalarımız bile bazen birçok meselelere vakıf değil. Ya hocam ben İslam'la yaşamak istiyorum. Kardeşim yaşamak istiyorsun da istemiyorsun ki. Daha hükümleri bilmiyorsun. Ha bugün İslam şeriatı geldi diyelim örnek veriyorum. Daha hükümleri uygulamayı bile bilmiyoruz. Peki bir anda İslam şeriatı geldi. Bu adamları yetiştirmek için İslam'ın hükümlerini öğrenme 10 yıl geçer 20 yıl geçer. Hüküm vermek için 20 sene şeriat gelse bile bekleyeceksin. Neden? İstek yok kardeşler. Ya neden istek yok? Allah dostlarından biri yağmura çıkıyor ya. Yağmur duası yapmış. Peşinden geliyorlar. Efendim diyorlar yağmur yağar mı yağmaz mı? Ya diyor ki yağmurun yağmasını isteseydiniz siz şemsiyeyle gelirdiniz diyor. Öyle inanacaksın ki şemsiyeni alıp yağmur duasına gideceksin. Sen daha öyle ya bir dua edelim de bakalım ne olacak değil. Allah'ım şemsiyeyle geldiğini göster. Samimi olduğunu göster. İslam gelsin, İslam gelsin. Sen evinde ne kadar İslam uyguluyorsun? Hadi bakalım. Ben ne kadar uyguluyorum? Geldi İslam bugün. İnan var ya birçoğumuz ceza alırız. Kendime de söylüyorum. Ha. Size değil sadece. Önce kendime söylüyorum. Önce hocalar. Hani hep hocalarımızdan başlıyoruz ya. Önce hocalar. Hazreti Ömer hüküm veriyor. Delikanlıya diyor ki ben hüküm verildi. Ey Ömer diyor ben hükme karşı değilim. Ama bu adamı bilerek öldürmedim. Yani sinirle kaldırdım taşı, o atımı öldürdü, ben de onu öldürdüm. Ama sizden bir isteğim var diyor delikanlı. Ey Ömer, benim diyor geldiğim yerde baktığım, yetiştirdiğim bir yetim var. O yetimin de bende bazı emanetleri var. Çocuk aklı ermez diye ona vermedim, bir yere gömdüm bunları, altın para. Şimdi ben ölürsem o çocuk
heba olacak. Kimsesi de yok. Bari onları 3 gün bana müsaade edin, atımla girip geleceğim. Hazreti Ömer diyor ki sen esirsin, mahkemedesin. Böyle bir şey mümkün değil. Gidemezsin sen bir yere. Gitmen için yerine bir adamı kefil koyman lazım. Adam diyor ki ey Ömer, burada beni tanıyan kimse yok ki. Kim bana kefil olur? Bırak bugün adam babasına kefil olmuyor ya. Babasına kefil olmuyor. Bu konuşmaları duyan Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh, çok kıymetli bir sahabe, Peygamberimizin onunla ilgili onu övdüğü birçok hadis-i şerif vardır. Ebu Zer radıyallahu anh, Rabbim şefaatlerine bizi nail eylesin. Ahirette bizi beraber eylesin. Amin. Kardeşlerim, Ebu Zer, ey Ömer diyor, ben bu adama kefilim diyor. Gitsin gelsin. Hazreti Ömer diyor ki, ey Ebu Zer, bak sen Resulullah'ın dostusun. Ama bu işin şakası yok. Sen bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama ben bunun Müslüman sözüne itimat ediyorum. Bunun yerine kefil olacağım diyor. Çok zor bir durum. Hazreti Ömer diyor ki bak eğer bu 3 gün sonra gelmezse sen öldürüleceksin. Resulullah'ın arkadaşı da olsan İslam'ın hükmü herkese uygulanacak. Kabul ediyor musun? Hazreti Ebu Zer buyurdu kabul ediyorum dedi. Kaç tanemiz yapabiliriz ya? Ben insan öleceğini duysa durur mu ortamda? Kefil olacağım bir de. Tanımıyorsun bir adamı. Dedim ya babana kefil olamıyorsun bu zamanda. Ona nasıl kefil olacaksın adama? Ama bakın İslam burada kardeşlerim. Yaşamadığımız için bu haldeyiz vallahi. Yaşamadığımız için. Adam atına binip gidiyor. Tabii mesele yayılıyor. Hazreti Ebu Zer tutsak. Bekletiliyor. Öyle eve gitmek yok. Adam gelene kadar tutsaksın. Adam gidiyor. Birinci gün gelen giden yok. Medine'de sokaklar çalkalanıyor meseleyle. İkinci gün gelen giden yok. Eyvah, millet ağlıyor. Bu Resulullah'ın çok yakın dostuydu. Nasıl olacak? Bu adam öldürülecek yani. Kaçarı yok. Kim olursanız olun. İşte İslam'ın güzelliğidir bu kardeşlerim. Zengin, fakir, bunun oğlu, bunun dayısı, bunun babası. Yok, İslam'ın hükmü herkese uygulanır. Torpil yok. Dünyada torpil var burada. Ama İslam'ın hükmü konusunda torpil yok. Kaçamazsın bir yere. İnsanlar kimisi ağladılar. Bu Ebu Zer nasıl ölecek bu adam? Biz bundan din öğrendik bu adamdan. Nasıl öldüreceğiz bu adamı? Yok. Yapacak bir şey yok. Hüküm gerçekleşecek. İkinci gün, üçüncü gün mahkeme kurulduğu bekleniyor. Vakit dolması bekleniyor. Vakitin dolmasına yakın öyle atın üzerinde delikanlı tozu dumana katıp geliyor oraya. Üçüncü gün geliyor. Hazreti Ömer mahkemenin heyetinin karşısında, babası öldürülen çocukların yanında, işte aynı zamanda diğer sahabeler de orada, hepsinin yanında o delikanlıya diyor ki ey delikanlı diyor, 3 gündür yoksun, isteseydin gelmezdin, bile bile neden ölüme geldin diyor. Ebu Zer'i tanımıyorsun. Ölse baban değil, anan değil, yakanın değil, belki de umrunda olmaz. Neden geldin diyor yani. 3 gündür yoksun, isteseydin gelmezdin. Kim bilir ne kadar uzağa gittin. Delikanlı diyor ki ey Ömer, Müslümanlar arasında ahde vefa kalmadı dedirtemem ben diyor. Baksana ya. Müslümanlar arasında söz verip de sözünde bir Müslüman durmadı dedirtemem ben bunu diyor. Bunu söyleyince Hazreti Ömer Ebu Zer'e dönüyor diyor ki ey Ebu Zer, peki sen bu adama nasıl kefil oldun? Bu adama nasıl kefil olabildin ya? Ölüm var bu işin ucunda. Ya gelmeseydi? Gelmeseydi biz de ağlayarak Allah'ın emrini sende uygulayacaktık. Hazreti Ebu Zer diyor ki ey Ömer, Müslümanlar arasında söze itimat edilmedi diye dedirtemem ben bunu kimseye diyor. Bu adam Müslüman. Ben onun sözüne itimat ettim. Tanımıyorum ama akrabam değil, yakınım değil. Bu adam Müslüman. Ben bunun Müslümanlığına güveniyorum. Şimdi kardeşlerim alışverişe gidiyorsun. Adam 1000 tane yemin etse de inanmıyoruz adama. Niye? Biliyorsun sahtekar birisi. Halbuki bizim onun yeminine daha ihtiyacımız olmaması lazım. Biz demeliyiz ki bu adam Müslüman bir tüccar. Ne yapar? Ben buna güveniyorum demeliyiz. Niye güven kalmadı Müslümanlar arasında? Neden? İşte bundan sebep. O onu dolandırdı, bu bunu kaçırdı, bu bunun parasını aldı, bu bunun hakkını yedi. Herkes arasında yayılınca adam dedi ki ya bu... Şimdi bu da bana aynısını yapar, bu da yapar. Artık kardeş kardeşe bile güvenmez oldu. Ama Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh, ben diyor Müslümanlar arasında
söze itimat kalmadı dedirtmem diyor. Bakın geçmiş canını malını geçmiş ha, öldürmeyi de geçmiş. Müslümanlar arasında söz çıkmasın diyor. Şu hassasiyete bakar mısınız ya? İslam günümüze böyle geldi. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? O genç delikanlılar, babası öldürülen gençler. Ey Ömer, biz bu adamı affediyoruz diyor. Öldürülmesin ey Ömer. Hazreti Ömer diyor ki sen neden bu karara vardın? Neden ölmesinden, öldürülmesinden vazgeçtin? O delikanlılar diyor ki ey Ömer, Müslümanlar arasında merhamet kalmamış dedirtmeyiz biz diyor. Biz ona merhamet ettik. Bak bu adam ona canını feda etti. Kefil oldu. Bu adam bile kefil oldu buna, tanımadığı bir adama. Biz nasıl Müslümanlar arasında merhamet kalmadı dedirtebiliriz diyor. Şimdi kardeşlerim, ayetin hükmünü söyledim. Konu onunla ilgili olduğu için bu hadis-i şerif aklıma geldi. Aslında ya hadis-i şerif, estağfurullah, hadis-i şerif değil. Bu kıssa aklıma geldi. Hani konuya daha uygun olduğu için. Şimdi kardeşlerim, bu anlattığım hükümleri bir kenara koyun, bir de kendimizi düşünelim. Eğer ailen içinde İslam'ı yaşıyorsan ne mutlu sana. Ama sen daha kendi ailen içerisinde İslam'ı yaşamazken İslam'ın şeriatını istemek nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Bu hükümlerin uygulanmasını istemek nerede kaldı? Rabbimiz Celle Celaluhu İslam'ı hakkıyla yaşamayı bize nasip eylesin. İslam'a söz gelmemesi için canımız da olsa ortaya koymalıyız. Aman dine laf gelmesin. Bak sana laf gelsin. Ben mesela kardeşlerim, bir kardeşimiz olarak kendi işimde, iş diye görmüyorum tabii de, çok hassasiyet, aman ki hocalığa laf gelmesin, bir hata etmeyelim. Bana laf söylesin, sövsün de istiyorsa. Ama hocalığa benden dolayı söverse, benden dolayı bütün hocalar böyle derse ben ne yaparım ya? Nasıl hesabını veririm bunu? Ne olur Allah rızası için, bakın hacılığınız ön plandaysa, hanımlar tesettürünüz ön plandaysa, bir de kapalı kadın, şunun yaptığına bak. Sizin yüzünüzden İslam'a laf gelmesin. Aman buna çok dikkat edin. Sizin yüzünüzden Kur'an'a laf gelmesin. Sizin yüzünüzden Resulullah'ın davasına söz gelmesin. Buna dikkat edin. Bir insanın koruyabileceği en büyük şeref budur. Aman benden sebep. Hani diyoruz ya benden dolayı çocuğuma bir şey olmasın. Benden dolayı anneme babama bir şey demesinler. Bunu da de ki Allah'ım benden dolayı İslam'a bir laf gelmesin. Onun için Bakara suresi 178. ayet şeriatın kurallarından birini anlatıyor. Tekrar ediyorum, bunun uygulanması için bugün mahkeme gereklidir. Bunu bilen hakimler gereklidir. En başta devletin İslam'la hükmediyor olması gereklidir. Ve biz bundan sebep bugün bu hükümleri yaşayamıyoruz. Bundan sebep. Allah Celle Celaluhu özümüze dönmeyi bize nasip eylesin. Rabbimiz dinlediklerimizle, anladıklarımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Kısa bir dua yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. İlahi ya Rabbi, okunmuş olan Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı evvelen bizzat sebebi kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhuna hediye ettik. Sen kabul eyle. Peygamberimizle beraber bütün peygamberlerin, sahabelerin, tabi'in, etbeu tabi'in, İslam'a hizmet etmişlerin, dine hizmet etmişlerin ruhlarına hediye ettik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Onları haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı şu mübarek gecede ilim meclisi için camimize gelen buradaki bütün kardeşlerimizin, mümin ve mümine kardeşlerimizin, dünyadan ahirete göçen ana baba evladı ayyar, akrabayı talukat ya Rabbi şu gece hürmetine hepsinin ruhuna hediye ettik. Sen vasıl eyle. Yakın zamanda cemaatimizden namazlara gidip gelen Ahmet amcamız ve bundan evvel de cemaatimizden vefat eden, cami yapıldığından beri bu camiye gidip gelen, namazlarını muhafaza eden bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye ettik. Sen vasıl eyle. İlahi ya Rabbi, mesela o bahsettiğimiz Ahmet amca sohbette, bak şuralarda oturuyordu. İki hafta evvel, bu hafta yok. Yarın ben de olmayabilirim, siz de olmayabilirsiniz. Böyle dünya bir garip yani. Varız, yokuz. Rabbim kıymet bilmeyi nasip eylesin. O bizi unutmadı, biz onu hiç unutmayacağız. Ben her zaman ona Kur'an okuyorum. Vefatından beri. Çok sık tanışmışlığım yok. Ama niye? İlim meclisine geldiği için. Biz burada bir büyük büyüğümüz de olsa bir kardeşlik bağımız oldu. Rabbim peygamberimize komşu eylesin. Bütün Müslümanları, bütün yakınlarımızı inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu şu gece hürmetine, cuma günü hürmetine kalbimizden geçen dualarımızı kabul eylesin. Rabbimiz devletimizi, milletimizi her türlü tehlikeden, beladan muhafaza eylesin.
İlahi ya Rabbi, şu mübarek gece hürmetine Gazze'de, Filistin'deki Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, fetih nasip eyle. Mescid-i Aksa'ya kurtuluş nasip et ya Rabbi. Müslümanların gözlerinin içine baka baka orada Müslümanlar yardım bekliyor. Elleri, çocukları, malları, canları ellerinden alınıyor. Allah'ım Müslümanlara birlik, beraberlik, güç, kuvvet nasip eyle. İslam'la beraber, din-i mübini İslam'la beraber, şeriatla beraber, Kur'an'la beraber bir hakimiyet bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede Peygamberimizin yaptığı, senden istediği bütün hayır duaları istiyoruz. Bize nasip eyle. İstemediklerinden, sana sığındıklarından biz de sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.